Dün akşam Fehim Taştekin'le konuşmuştuk. Bize sıcağı sıcağına gördüklerini anlatmıştı. Fehim şu anda gene Mısır'da. Kısacık bir bağlantı yapacağız çünkü yolda kendisi. Fehim, dün akşamdan beri neler yaşandı? Kısaca alalım mı senden? Evet, seninle konuştuktan hemen sonra malum yasakçısı yanına din adamlarını ve bazı siyasi temsilcileri alarak darbe deklarasyonunu ilan etti. Bugün itibariyle Müslüman kardeşler lider kablosundan bazılarının tutuklandığı, bazı operasyonların devam ettiğine dair gelişmeler var. Takdirde sıkınacağı, dün sabaha kadar gösteriler oldu. Büyük bir kutlama yapıldı. Kitlesel halk destekli bir darbe alkışlandı. Fakat ben şimdi şu anda Müslüman kardeşlerin gösteri alanının oradayım. Ve burada işte namaz sonrası çok büyük bir kalabalık Mursi için dua etti. Mursi için başarılar diledi ve çok coşkulu, çok duygulu, yer yer ağlama seslerinin yükseldiği bir namaz ve sonrasında dua gerçekleşti. Ardından da gösteri devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. İnsanlar yürüyorlar. Birçoğunun ellerinde sopalar var. Bunu savunma amaçlı olarak kullandıklarını söylüyorlar. Özellikle baltacıların yer yer saldırılarına maruz kaldıklarını belirtiyorlar. Benim bulunduğum yerde dün gece Sisi'nin açıklamasından hemen sonra Savunma Bakanlığı'nın olduğu ana kapıdan dışarıya ateş edildiğini, bir kişinin öldüğünü anlattılar. Ben de kanlar var yerde, üzerine gördüm, görüntüledim. Buradaki insanlar Muhsin'in hala Cumhurbaşkanı olduğunu, meşru Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyorlar. Ve Sisi'nin ihanet ettiğini vurguluyorlar. Yani baktığınız zaman işte konuştuğum insanlar İhvan Tarşya'dan, Bitsiz Kent'ten Muhsin için direniş olduğunu, hatta İhvan'ın kontrol edemediği, İslamcı cemaatlerin de kontrol edemeyeceği bir kitlesi olduğunu özellikle vurguluyorlar. Aşiretlerin denizinde desteğini devam ettiğini söylüyorlar. Tabii bu bilgiler benim açımdan yani bilgiler değil. Tam haliyle aktarıyorum sana. Evet. Fehim, çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar vakit bulursam seni rahatsız edeceğim. Kolay gelsin.